بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bu ikisi teng olur mu? Deb namaz diyor dersimiz değil. Bugün 6. Bugünkü mevzumuz saadet ve şakavat. Baxt ve baxtsızlık. Baxt ne mevzu? Baxtı kimdir? Sonliyle de biladı. Kimdir yaşlıyla da biladı. Kimdir yana bir mansapta da biladı. Baxt ne mevzu? Kişinin kalbini hatırlamayı. Külüden razı buluşluk. Kalbin ağrını. Kişinin kalbi oran bile türkenliği, hem teşvişli yoğunluğu, külüge hatırcanlığı, külüge razılığı bu baht. Adam burası var ki burada da baht isteyelim. Şakavattan, babbağlıydan kaçalım. Şimdi onlardan kançası sağlığını topladı, bu insanlardan kançası topladı, Allah bilir. Allah da Allah, Adam Aleyhisselam'ı yaratıp, adamızını cennet kekirildi. Sonra onu kavgasından hava alanı yarattı. Sonra etti. Qarang, Odam alayhissalom Havo onamiz bilan jannatda, jannatda hamma narsa muhayyo, Alloh taolo aytdi. Astagfirullah. Faqulna ya Adam, inna hada adubun laka wa li zawjik, fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa. Bas biz aytdik, ey odam, albatta bu, ya'ni iblis, senga ham, seni xotiningga ham dushman. Bas u ikkovingizni jannatdan chiqarib baxtsiz çıkarıp baxtsiz bulup olmayın. Fataşka. Cennetten çıkıp gelsin, baxtsiz bulup olasın. Cennette duruşluk bak dediyken, çıkışlık babbah iyi dediyken, cennetten çıkıp babbah bulup olasın, kim sabah bulurken, şeytan, iblis. Sağlıklı hamması oraları cennette. Şakavutlu, baxtsızlıkla hamması cehennemde. Adam Aleyhisselam, Havva anamız, İkkalasi bu mangilingan meyvani yeb qo'yganlardan keyin jannatdan chiqarildilar. Hamda Alloh taolo Odam alayhissalomni yerga tushirib, yana vahiy qildi. Astagfirullah. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu va la yashqa. Bas sizlarga men tarafdan hidoyat kelganida kim meni hidoyatimga ergashsa, yo'ldan ozmas va baxtsiz bo'lmas. Alloh tomonidan kelgan hidoyatga ergashgan odam yo'ldan ozmaydi, baxtsiz bo'lmaydi. Şakavattan uzak oluştu istemez mi? Allah-u Teala'nın hidayetini yürüyerek. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُمْ مَعِيشَةً دَنْكَ. Şimdi bunun mukabilinde bir tabi insanlar var. Allah'ın zikrinden yüzü yürüyen. Allah'ın hidayetinden yüzü yürüyen. Allah-u Teala'yı dedi. Kim beni esnetmemden yüzü yürüyse, bas albette onun için, onun için ten bahsiz hayat olur. Bana, kişi dünyada bahs ederken mi? Hidayette yürüyse, bakli buladı diye dolu dolu. Hidayetten yüzü gülse, Rabbisinin zikirinden yüzü gülse, bak bu yaptı. Sağda, bak sağda deyip yapmayan da pul aydınlığını yaptı mı? Millet, kaysi millet vakili bol şahitini yaptı mı? Kaysi zamanda, kaysi yüklü şahitini yaptı mı? Abi peşine savaş olanlarda, şu Avrupa'da yaşayanlar için. Bakli olanlarda, ne demek? Benzinler gideceğim, hoş muydu? Magazinler doldu, produkta, zorda, bakli olanlarda. Baht degen şunca hidayet eken buradalar. Baksızlık, şakavat degen hidayetsizlik, zararat eken. Hazır bir günde adamların üçte köpçülüğü hidayetten uzak, şunun özünden, yani bina var, baht şakavat içinde. Kança kança adamlar Rabbisi'ye yakın olup, sağlıkta top yaptı. Kança kança ise nafsını köyüne girip, Rabbisi'den uzak olup, baht bağlı yaptı. Vallahi bir kişinin milyonla yapılı olsun, haşamatlı yukarı olsun, en yenge kımbat maşinelerde binsin ama Rabbisinden uzak olan olsa bu insanı bahli diyemeyiz. Çünkü bu insan Rabbisinden uzak oldu mu? Rabbisinin kulçuluğundan başlattı mı? Demek nefsi yapım oldu. Nefs toyadı mı? Nefs toyadı mı? Demek bu insan hiç kaçar. Hayatından hatırlayacağım bu mide, hayatından razı olmayı. Ama fakir adam olsa, tırışlığını nerede ötküzeyken olsa, ama kalbinde imanı bulan olsa bu insan hakiki saadetli iş. Çünkü bu dünyanın sınavı yine, bu dünyada vaktin içeri gelip oladı, kanaka külkesi hem Allah'dan razı olalı.
Demek ki özünden sağlık gelişen. İbrahim'e de köp eşken bulmuşu. Tanıyınız kim bu yanı gelmişin aslı? Bu kişi Kuransan padişahlarının birinin oğlu buladı. Şahzade. Gaflette, uykülüde, meyşette, mutluçluğu, israf geçirdi yaşadı. Küllerde burada bir kişi gelip bugün nasihat alıp etti ki İbrahim, Allah seni şu nasıl şu yaratken de buluyorsan mı? Sonra şu bu ayetini talabalıklı bir yere. Estağfirullah. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ Rabbimiz soruyor. Rabbimiz sizlerimizden soruyor. Yok ki sizlerden gümanınızca biz sizlerden bir yukarı yarattık o sizler bizden huzurumuzda kaygarılığımızda böyle yapsınlar. Bu hayatlarını yaşayan da İbrahim Adıhan kalbi uygulandı. İman yıkandı. Yığladı. Şu gün namazda hayatını özgürleşe girişti. Mülküne kalktı, nimetlerde huzur halvatlarda hamasdan vazgeçti. Bağdat'a sefer aldı. Bana şu anda yaşa, dinge verildi, ilim örgendi, şeriat yolunu mahkem tuttu. Özünü zamanasındaki en salahiyyatlı insan geldi. Boyluğundan keşken için fakir olan hayat geçirir. Üstü bitti, cümle bugün kimi bağladı. Yediğin narsası bir burada kattığını anladı, bir günlüğü. Ve buradan şu darbet sunucu çıkıp, yumuşak şu namlı yerine. Bir günün, şundaki haşamatlı şahzaların hayatını koyup, şu bir burada kattığını anladığı köyken adamı yapmak arayın. Bana şundaki günde yaptığını ne dedi? Hudurlarını hatta atarken sözünü etken adı. Ne dedi? Biz, şundaki sağlıklı hayatını başımızdan geçiriyoruz ki, eğer padişahlar ve onların boruları bu hayatın mazasından haberdar bulgenleri de şu hayatın tortuğu oluşturduğu için üstümüz yıkılışlardan bastık gelişkenler adı. Oğlu hayatını bulmayı İslam'a yaptı. Ne mücün o fakirin hayatı olsa yapıp sabırdı hesabı yaptı o zaman. Çünkü kalbi oğlunu zikirle hatırlayacağım onu. Eğer padişahların farzantları biz tatiyekken lezzet huzur kalanlığını bilgeni de kılıçını kütarıp yerimiz bilancayı yapıyorlar adı. Ama bunun mukabilinde yani bir tuhaf insanlar var. Kancı mağlı davet yeterli bulmasın. Hayatlar kancı zor olmasın. Özünü katıltın ekkenle. Ben İskandinavya halklarına, Şivetsen'de, Narve'ye, Finland'dan alayım. Özü Avrupa boylarına geldi. Macmuası. Yani Avrupa'nın içinde bana şu İskandinavya ülkelerde en boyları. En özünü, Johnny Kastikyanlar'ın köpeği bana şu bana şu Şivetsen'de. İskandinavya ülkelerde. Bırakın bu Müslüman yaşayan mısınız? Beş vakit namazda, Kur'an tılavatı da, nafil namazlarına koydu, daim Kur'an tılavatı da, eski şu cahide kopturup, özünüz asıl yanı görüyor musunuz? He? O hayatta kanaka bakışa katilesen, oğlu yapan kopmaydı o zaman dışlıydı. Demek ki, imanı bağlı gibi istedi de, dünyadaki en bağ, en sağlıklı adam iken bir kısıkla. Bu ikisi de buladı mı? Her destek bu benim. Bir taraftan keş keş işledi, küllük ilişkinin zor olduysadı ama hayatından razı, ömrü sağlıklı. Ne mümkün? Allah'ını tanıyın, namaz okuyun, Rabbisinin zikirine, küllüğe razı, hattır canı kuleyin. Tereye gelmez mi? Rızkımız Allah'ın kuleyin. Yani milyonmaz, milyardırken kulu var adamlar var, dağılışması kulağın. Kalba yılan gibi koyuyor. Lakin bu adam fakir, bu adam bakbar. Ne mümkün? Hidayetten üzülüyor. Hidayetten üzülüyor. Demek kim saadetli bulurken hidayet güldüğün kişi. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ سُعُدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Ayetle kalın. Şimdi bahtiyar zatlar ise cennette bulabilir. Bahtiyar zatlar dünyada bahtiyar bulurlar. Dünyada saadetli bulurlar cennette kekilerdir. Biz saadetliyimiz mi buradalar? Şimdi bahtiyar zatlar ise cennette buradalar. Dünyada bahtli buğudur, şimdi bu albatta cennet kekilerdir. Şimdi, kendi olarak. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَف۪ي النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَح۪يرٌ Bas, şimdi badbaht kimseler dozakta bulur, ucayda ağır faryat kılırlar. Badbaht kimseler dozakta bulur. Demek dozakta üç küçük bırak badbaht bulma gel. Ne bilen? İmansızlığı bilen, küfür bilen, Allah'tan uzak oluşturuyorlar. Ulamalarını bırak. O
salaf solihlarda qamoqda turarkan aytardi. Shu qasrchalik, shu qamoqchalik oltinni sadaqa qilsam ham men hozir his qilayotgan ne'matni shukrni ado qila olmayman. Shuni zo'r yashayapman, shu qasrchalik kelayotgan oltinni hisobsiz shukr ado bo'lmaydi. Qanaqa ne'matda ichidasiz? Agar qomorasiz u. Bu qanaqa ne'mat? U kishi aytdi, yo'q. Men bir lazzat ichidaman, odamlar uni bilmaydi. Qomoq bu kishini orqasidan eshib yopishganida tabassum qildi. Nima edi tabassum qildi, qomalib turib. Robbimni bir oyat esimga tushdi. Astagfirullah. Faturiba baynahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma va zohiruhu min qiblatil azab. So'ng ular bilan mu'minlarning o'rtasida darvozalar bir devor urilurki, uning ichida rahmat jannat, tashqarisida oldida esa azob do'zax bo'ladi. U kishi mashhur so'zi: "Dushmanlarim meni nima qilaydi? Axir jannatim qalbimda bo'lsa." Yurtimdan haydab chiqarsa safar. Qomoq qo'ysa xilvat, Robbim bilan ibodatda bo'laman, o'ldirsa shahidlik. Ya'ni u kishining qalbidagi iymon har qanday holatda u kishining saodatli hayot kechirishini ta'minlab beradi. Qari kampir enalarimiz uyqularidan voz kechishib Qur'on o'tirishadi. O bir ikkigacha. Buni ko'rgan ayrim kishilar bechora deydi. Uxlashdimi o'zini qiynab kitob o'qiyapti deydi. Qalbi faqat dunyoga bog'lanib qolgan g'ofil qalb egalari qayerdan bilsin bu kampir Qur'on tilovatini qiladi deb qanday huzur qilayotganligini. Yana shunday bir odamlar bor, mol dunyosi hisobi yo'q, sarflab tugatolmaydi, ammo iymoni yo'q. Butun g'ami mol dunyosini ko'paytirish. Bu ikkisi hech qachon teng bo'lmaydi. Ibn Kasir o'zining Bidoya va Nihoyasida bir ajib qissani keltiradi. Musulmonlar salchilar bilan jang qilishadi. Musulmonlarning qo'shni orasida bir yosh yigit bor edi, qori, hofiz Qur'on. Musulmonlarga Qur'on tilovat qilib berardi. Odamlar yaxshi ko'rishadi. Salchilarning qasr ichida turib jang qilayotgan odamlarning orasida bu musulmon yigit bir qizga ko'z tushdi. Uzoq kuzatdi. U qizning ishqi bu yigitning qalbiga tushdi. Kunlarni birida yo'lini qildida hali qizga murojaat qildi. Qanday qilib sen ketsam bo'ladi? Qanday yo'l borsang ketishing kerak. Qiz aytdi: "Nasrolga o'tasan, men bilmasam." Yigit nima qildi? Musulmonlar safidan chiqib, nasrolar safiga kirib ketdi. Nasrolning diniga o'tdi. Keyin mana shu qizga uylandi. Bu qalbini musulmonlar fath qilish olmadi, ortiga qaytib ketdi. Bu yigit yo'qotib qo'yishdi. O'ldimi, tirimi, asir tushdimi yoki nima bo'ldi? Xabarlari yo'q. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin qo'shin takror keldi, yana qalbini fath qilishlikka. Musulmonlar qarashuvda ana shu nasroniylarning safida turgan bir yigit e'tiborini tortdilar. Qarashuvda haligi qori yigit. Unga: "Voy, sen falonchimisan?" "Ha, men shu falonchiman." "Ha, bizga Qur'on tilovat qilib beradigan falonchimisan?" "Ha, o'shaman" dedi. "Senga nima bo'ldi? Qur'on nima bo'ldi senga? Qur'on yodlaganingmi? Musulmon edingmi?" "U nima dedi?" "Qur'onni hammasi esimdan chiqarilib yuborildi. Qalbimdan olib qo'yildi. Faqat kelib bitta oyat esimdan chiqmayapti." Qur'onni ko'targan hammasi hidoyat nur Alloh taolosi olib qo'ydi. Faqat bitta oyat esimda qoldi. Mana shu oyat uni xotirasida qolib, uni qiynab unga azob berayotgan. Qaysi oyat? Astag'i billah, rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin zarhum ya'kulu wa yatamattau wa yulhihim al-amal fasawfa ya'lamun. Bitta oyat olib qaray. Hali qiyomat kuni kofir bo'lgan kimsalar musulmon bo'lishni istab qoldilar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularni qo'yib bering. Yeb ichib foydalanib qolsinlar, orzu havaslariga mashg'ul bo'laversinlar. Bas yaqinda bu qilgan ishlarning oqibatini bilib olinglar. Ey musulmonlar, parvo qilmanglar bu dinsizlarni, dindan uzoqlarni, dunyolar og'ir bo'layotganligi. Alloh taolamiz sinayapti bu narsa bilan. Ular ham bo'ladi. Musulmonlar ham bo'ladi. Robbisining huzuriga borganda bular ana shu kambag'allar bo'lsa ham musulmon bo'lib yashamagan ekanman degan pushaymon deyishadi. Yer yuzida yashayotgan odamlar ikki toifa: saodatmandlar, badbaxtlar. Ana shu dinsizlarni, mol-davlatlari ko'pligi siz bilan bizni aldab qo'ymasin.
Albatta Alloh ularni bundan azoblayapti. Ko'pchilik, balki aksariyati baxtsiz. Solih kishilardan biri aytadiki, hayotimda shunday bir lahzalar o'tadi. Shu lahzalarda o'zimni shunday his qilamanki, agar jannatlar ham shu narsani his qilsa, demak ularning ham hayoti yaxshi ekan. Shu dunyoda yashab turib aytayapti, shunday bir lahzalar bo'ladi, o'zimni shunday huzur halovatda his qilaman, agar jannatlar ham shuni his qilsa, demak ularning ham hayoti yaxshi ekan. Bu qanday lahzalar? Sajdada turgan paytingiz. Qur'on tilovat qilayotgan paytingiz. Ka'bani tilovat qilayotgan paytingiz hoji aka. Bomdod namoziga qorong'ida ketib borayotgan paytingiz, iftor qilayotgan paytingiz, yetimning boshini silab, ko'zingizga yosh kelib, unga hayriya ihson qilayotgan paytingiz. Alloh taolaning kalomini eshitib, ko'zingizga yosh kelgan paytingiz, eslang shu paytda. Tiliz bilan tasvirlab bera olasizmi? Yig'laysiz-a? Ya'ni yig'latadigan joy, Arafatda turibsiz, otangiz, onangiz sizdan rozi bo'lganligi haqida qo'lini ko'tarib duo qilyapti. Otangizdir, onangizdir, sizga roziligini aytib duo qilyapti. Endi bundan keyin hech qachon kam bo'lmaysiz. Shuning uchun pul topayotganlar, haligi xalq mashina olib, hashamat bilan uylarni solib, haligi dunyoni obod qilaman, kaftlab ishlaman, mirani qo'yaman, sarv tosh qo'yaman deyolmasdan, otanglarni biroq bittasini mi, pul ishlatsa, bo'lmasa ikkalasini og'irib turib, Arafatda turib, qani, dada, kerak, oy bu duo qilinglar haqiqiy deb turib, bir duosini olib ko'ringlar-da. Mana shu lahzada lazzatni, saodatni cho'qisi. Mana shu saodatdan insoniyat juda ko'pchilik mahrum birodarlar. Har qancha dunyoz ko'p bo'lsa, bu dunyoni sarflab har qancha huzur, halovat toping, kayf toping, ammo bu halovat, lazzatni ortida nima qoladi qalbimizda? Gunoh qoladi. Qalbimizni qorayish qoladi. Ular har qancha chiroyli kiyimlarni kiyib, eng lazzatli taomlarni yemasin, eng yangi mashinalarni yurmasin, har qancha dunyoni sayr-sayohat qilmasin, baribir baxtsiz. Baribir baxtsiz, chunki qalbida iymon yo'q bo'ladi birodarlar. Sababi Robbilardan voz kechgan kishilar. Insonning qalbi qachon xotirjam bo'ladi? Qachon kuniga rozi bo'ladi? Qachon inson baxtli bo'ladi? Alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu qulub. Ular iymon keltirgan qalblari Allohni zikr qilish, eslash bilan orom oladigan zotlardir. Ogoh bo'lingizki, Allohni zikr qilish bilan qalblar orom olur. Faqat Allohni zikr bilan qalbingiz xotirjam bo'ladi. Ishonmang birodar, 10 ming dollar bugun topingda. Qancha yetmaydi? Yana 10 ming yetmaydi. 20 ming topingda. 20 ming yetmaydi. 100 ming topingda. 100 ming dollar sot ko'rinadi. Faqat Allohni zikr bilan qalb xotirjam bo'ladi. Allohga bo'lgan iymon bilan inson baxtli bo'ladi. Darsimizning nihoyasi, darsimizni avvalda o'qib qo'ygan ikkita oyatimizni birodarlar yana takror o'qiymiz. Famanitta bi hudaya fala yudillu wa la yashqa. Kim mening hidoyatimga ergashsa, yo'ldan ozmaydi va baxtsiz bo'lmaydi. Faman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dunya. Kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, albatta uning uchun tang baxtsiz hayot bo'ladi. Robbisini hidoyatga yurib, savob topgan kishi. Robbisini hidoyatga yuz o'girib, baxtli bo'lgan kishi. Bu kalasi teng bo'ladimi? Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullah.